Kısaca Tillo ile ilgili şunu söyleyeyim. Tabii Tillo hakikaten çok önemli bir yer. Marka bir yer. Ama maalesef bu önemine atfen burada Tillo hak ettiği yeri alamamıştı. Hiç alamamıştı. Biz geldiğimiz zaman burada Tillo'nun sorunlarını yatırdık. Tillo'ya yapılması gerekenler nedir? Onları yatırdık. Onun için ekibimizi kurduk. Şimdi gerçekten bizim belediyede çok çok güzel bir ekibimiz var. Teknik anlamda, proje anlamında arkadaşlar gerçekten işlerini çok iyi yapıyorlar. Çok iyi de takip ediyorlar. Şimdi Tillo'da 58 yılından beri bir belediye kurulmuştu ama ben zaman zaman söyledim belediye vardı ama belediyenin görevlerini şöyle söyleyeyim yani biraz belediye başkanının ufkundan, onun bakış açısından da kaynaklanan şeyler var. Belediyenin nüfus oranı düşük olduğundan, Türkiye'nin en küçük hissesini aldığından sorunları çözme noktasına gelemiyordular. Bu parayla biz nasıl çözeriz'e bakıyordular. Maalesef geldiğimiz zaman burada Tillo'nun en ihtiyacı meseleler bile çözülememişti. Belediye binası çok kötü durumdaydı. Yani hizmet edilecek bir bina değildi. Altyapısı tamamen çökmüştü. Zaten yapılamamıştı. Mevcut olan yapılanlar da çökmüştü. Hizmet araçları yoktu. Burada belediyede programlar kurulamamıştı falan. Bunların hepsini yatırdık. Tek tek sıraladık. Tek tek çözmeye çalıştık. Bu işte altyapı sorunlarının hepsi çözüldü. Belediye hizmet binası çok güzel bir hizmet verme noktasına geldi. Bizim hizmet aracımız bize yetecek kadar hizmet araçlarımız da var. Arkadaşlarla teknik ekip arkadaşlarla oturduğumuzda aşağı yukarı bir 30 tane proje arka arkaya dizdik. Aşağıdan başladık, yukarıya doğru gittik. Bu temel sorunları çözdükten sonra bu arada boğuştuğumuz bir şey vardı. Bu Tilo'nun nüfusu 10 binden niye 2500'e düşmüştü? Tamam, sorunlar vardı orada. Su sorunu vardı, kanalizasyon sorunu vardı, sulama meselesi vardı, sanayisi yoktu, tarımı çökmüştü. Tamam, bunların hepsi böyle. Bir bölgeyi kapsayan bir terör balası vardı. Dolayısıyla bizi de etkileyen bir unsurdu. Ama bunun ötesinde burada iş alanı yoktu. Ticaret yapan adam ticaretini yapamadığı için büyük şehire gitti. Okuyan adam burada mesleğiyle alakalı işler bulamadığı için batıya gitti. Bu işsizlik problemi de gerçekten çok ciddi bir şekilde bizi şey yapıyordu, üzüyordu. İşsizlik meselesini %100 çözemememize rağmen ama %5'lere kadar indirdik. Öyle çok ciddi bir iş şeyi kalmadı. Bunu çözdük ama şimdi arkasından gençler geliyor. Onlar da iş arama noktasına geliyorlar. İş meselesini çözdük, tamam, burası burada çözüldü demekle bitmiyor bu iş. Bunun arkasında o yatırımları getirmek lazım. Şimdi Tillo'nun temel sorunları çözüldü, şükürler olsun. İşte kadastro problemleri vardı. Ondan sonra imar planları vardı. Bunların hepsi bitti. Artık biz bunlarla uğraşmıyoruz artık. Şükürler olsun şey yaptı. Tilo'nun arazisi patlama yaptı. Yani neredeyse fiyatları 10'a 20'ye katlandı. Özellikle Siirt'te oturan vatandaşlar tarafından çok büyük bir rağbet görüyor burası artık. O yeni imar planları açtığımız yerlerin hepsine şimdi şantiyeler kurulmuş, orada çalışılıyor. İnşallah yakın zamanda o altyapılarını hazır hale getireceğiz. Tillo'da bir duble yol, bölünmüş yol projemiz var. Onunla uğraşıyoruz. İnşallah onu halledeceğiz. Bakan Bey'le birkaç defa görüşmemize rağmen hala çözüm noktasına gelmiyor ama Allah'ın izniyle onu çözeceğiz. Yani Tillo marka olması hesabıyla burayı ziyaret eden sayısı çok. Yani kameralardan, emniyet kameralarından da tespit ettiğimize göre Tillo'ya yılda 1 milyon ziyaretçi geliyor. Ama maalesef bizim
bu gelen ziyaretçileri burada tutup daha uzun süre tutup Tilo'nun da esnafının da Tilo'nun da işte Tilo'nun burada kurulacak inşallah şimdi hayal ettiğimiz şeyler var. İşte otel kurma, işte otel şeyi falan. Bunları burada tutup bizim insanımızın burada fayda almasını sağlamak lazım. Birden 5 dakika, 10 dakika uğrayan bizim buradaki insanlar artık 5-6 saat, 7 saat, 8 saat burada tutabiliyoruz. Ama burada kurulacak otellerle bizim buraya gelen turisti, ziyaretçiyi burada 1 gün, 2 gün, 3 gün, 1 haftalığına tutma niyetindeyiz. Yatırımcı buraya geldiği zaman belediye olarak biz elimizden ne geliyorsa ona yardımcı oluyoruz. Yatırımcı da kazanıyor ve memnundur. En azından bürokrasik olarak veya belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnundurlar. Şimdi burada bir kentsel dönüşüm projemiz var. Kentsel dönüşümde biz 5 yıl önce başladık. Bu kentsel dönüşümü düşündük. Ama maalesef bütün Türkiye'de siz de izlediğiniz gibi kentsel dönüşüm projeleri vatandaşla karşı karşıya geldiğin zaman bunlar engelleniyor. Türkiye'de kentsel dönüşümün aksak gitmesinin nedeni de bu. Vatandaş maalesef vatandaşların talepleri çok büyük oluyor. Sonra durdurma mahkemelerden durdurma kararları alıyorlar, tepki gösteriyorlar. Biz bu hizmeti getirmek isterken vatandaşın şiddetli bir tepkisi var ona karşı. Ama biz bu kentsel dönüşüm projesini onaylatmışız bakanlıkta. Şimdi biz pilot bir mahallede projesini çiziyoruz. İstanbul'da arkadaşlar çiziyorlar. İnşallah yakın bir zamanda bir mahallede de olsa biz ona başlayacağız ve Tilo'nun %80'ini dönüştürmek istiyoruz. Bizim çevremizde, köylerimizde, Siirt'te çok ciddi bir işsizlik oranı var. Biz şimdi burada 2 tane tekstil fabrikası açtık. Şimdi mevcutta bunları 20 gündür açmışız bunları. Mevcutta şimdi 60 kişi çalışıyor. Ama 150 kişiye çıkarmak istiyoruz. Böyle peyderpey 150 kişiye çıkaracağız ama talep var. Eğer biz burada iyi başarı sağlarsak ve vatandaş memnuniyetini alırsak bu fabrikaları daha da büyütmeye çalışıyoruz. Şimdi o zeminleri hazırlamak için çalışıyoruz. O projeleri çalışıyoruz. Daha farklı yatırımlar da düşünüyoruz. İnşallah o yatırımları da buraya yapıp Tilo'nun geleceğini çizmek için bütün projelerimiz tek tek uygulanıyor. Hiç aksayan bir tarafı yok. Biz Tilo'nun geleceğini de çok iyi görüyoruz. Çok iyi oturduğu yerine yürümeye başladı. Allah'ın izniyle Tilo hak ettiği yere geliyor.